Saadet Partisi grubu adına yapılan konuşmalar tamamlamıştır. Buyurun Sayın Gül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selam diyorum. Filistin meselesiyle ilgili grubumuza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlik yıllarından itibaren vermiş olduğu siyasi mücadelenin en baş yerlerinden birisi Filistin davasıdır. AK Parti olarak ve Cumhurbaşkanlığı döneminde, Başbakanlığı döneminde bu konuda vermiş olduğu mücadeleyi bütün dünya çok iyi biliyor. 2009 yılında One Minute diyerek Davos'ta ortaya koymuş olduğu mücadeleyi bütün dünya çok iyi biliyor. Yine Birleşmiş Milletler'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını haritada nereden nereye geldiğini, İsrail'in nasıl işgal ettiğini bütün dünyaya gösteren duruşu, tutumu ortaya koymuş biridir. AK Parti olarak ve hükümetimiz bu konuda Filistin'in yanında yer almıştır. Almanya'da bizim İsrail'e bir borcumuz yok, borcu olanlar bir şey söyleyemezler diyerek bu konuda mazlumların yanında yer almıştır. Tüm dünya liderleriyle diyaloglarını, uluslararası tüm mekanizmaları devreye koyarak mücadelemizi ortaya koyduk, koyuyoruz. Netanyahu'nun ve tüm sorunların uluslararası mahkemede yargılanarak bu işgalin hesabını vereceği hukuki mücadeleyi de Türkiye olarak hükümetimizde bütün kurumları, yetkilileriyle bunu yakından takip etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu mücadeleye, Hamas'ın vermiş olduğu o direnişe, işgale karşı direnişe, Hamas bir terör örgütüdür diyen CHP'ye ses çıkarmayanların bugün burada kalkıp Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye diyebileceği bir şey yoktur. Eğer İsrail'in işgaline karşı bir şey söylenecekse bugün burada CHP'ye, Hamas terör örgütü diyen CHP'ye, orada Filistin topraklarını savunan Hamas bir terör örgütü mü yoksa seçimlere de girmiş bir siyasi parti midir? Gelin bir kelime de onu söyleyin. Bu konuda samimi olduğunuzu gösterin. Bu hususta gereken çalışmayı yapın. Son olarak Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, hükümetimizin Filistin davasına vermiş olduğu mücadelenin nasıl olduğunu en iyi Gazze'li çocuklar bilir. Gazze'li anneler bilir, Filistin bilir, bütün dünya bilir ve bu mücadeleden rahatsız olan da Netanyahu hükümetidir, Siyonizm'dir, işgalciler rahatsız oluyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ekonomik ilişkilerinizi etkilemiyor bu. Sayın Köksal'a buyurun. Sayın Köksal müsaade. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Gül'ün en son dediğinden başlayalım. Hamas bir terör örgütüdür sözüne buradan bir cümle sarf edilmedi dedi. Sayın Gül'ün konuşmalarımızı, özellikle de arkadaşlarımızın bu kürsüden yaptığı konuşmaları yakından takip etmesini tavsiye ediyorum. Bu kürsüden Hamas bir terör örgütüdür sözüne net bir şekilde eleştiri yöneltmiştir Kani Torun vekilimiz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Hamas bir terör örgütüdür sözünü asla kabul etmiyoruz. Bunu tekrarım buraya da kayıtlara geçmek istiyorum. Bu konuda net bir eleştiri yönelttik. Onun haricinde arkadaşımız burada iktidar kanadına ağır eleştiri kapsamında eleştiriler yöneltti. İktidarsanız bu eleştirilere katlanacaksınız arkadaşlar. Bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bu konuları konuşuyoruz, konuşacağız yine ama bir konunun aydınlatılması gerekiyor. Arkadaşlarımız bir hususa daha dikkat çektiler ve bu husus Buyurun devam edin. Ve bu husus AK Partili milletvekili arkadaşlarımızın üzerinde bir zan olarak durmaktadır. Şimdi meclis tutanakları ortada. Meclis tutanaklarında AK Parti sıralarından bir arkadaşımız, insanlıktan nasibini almamış bir arkadaşımız çıkıyor, diyor ki Allah'ın gazabı böyle olur işte diyor ve yere düştükten sonra kullanıyor bu ifadeyi. Çünkü tutanaklarda öyle geçiyor. Biz hala bu arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar, siz çıkarmazsanız biz o kişiyi çıkaracağız. Bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Ama size dostane tavsiyemiz,
Bu zanı siz üzerinizden atın. Bu size yakışır. AK Parti grubuna yakışır. Meclisin saygınlığı adına, grubunuzun saygınlığı adına bu insanlıktan nasibini almamış vekili çıkartın, kamuoyuyla paylaşın. Bir özür yeterli değerli milletvekilleri. Bu zan ile AK Parti grubu yaşamasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Köksal, buyurun. Sayın Başkan, İsrail-Filistin davasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Filistin davasında canını ortaya koyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yolundayız. Eğer bunu bilmiyorsanız, biraz tarihimize bakın. Siz 6. filonun karşısında şükür namazı kılarken biz 6. filo bu ülkeden gitsin diyenlerin yolundayız. Siz One Minute diye kameraların karşısında geçip de arkasından İsrail'le gemiciklerimizle ticarete devam edenlerden değiliz. Siz önce daha geçtiğimiz hafta burada bu kürsüde canını kaybeden, canını ortaya koyan Hasan Bitmez yere yığıldığında ona karşı o çirkin Allah'ın gazabı böyle olur sözcüklerini söyleyen milletvekilinizi ortaya çıkarın. Onu ortaya çıkarmadığınız her gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün grubu zam altı. Buyurun tamam. Bütün milletvekilleri o sözü söylemiş hükmündedir. Önce eğer o milletvekili onuru varsa, şerefi varsa, haysiyeti varsa çıkacak, Hasan Bitmez'in ailesinden, hatırasından, Saadet Partisi'nden, tüm meclisten ve tüm ülkeden özür dileyecek. Evet. Şimdi İyi Parti grubu adına yapılacak konuşmalara başlıyoruz. Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu, buyurun. Sayın Başkan, Gazi Meclisi'nin değerli üyeleri, İyi Parti grubu adına Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Merhum Hasan Bitmez'e bir kere daha Allah'tan rahmet. Sayın Başkanım. Bir dakika, laf atmayınız lütfen. Sayın Milletvekili. Buyurun. Merhum Hasan Bitmez'e bir kere daha Allah'tan rahmet, Saadet Partisi grubuna ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 1919 Sivas, dönemin aydınları ki her biri en az Mustafa Kemal kadar kurtuluşu arzulamakla birlikte içinde bulunulan imkansızlık halinde hür ve müstakil bir mücadelenin mümkün olamayacağına, başarıya ulaşamayacağına inanıyorlardı. O gün, o salondaki çaresizliği 19 yaşındaki bir gencin gür ve kararlı sesi bertaraf etti. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık davamızı başarma yolundaki çalışmaya katılmak için gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar, şiddetle reddeder ve karşı çıkarım. Mustafa Kemal'in gönlünde gençliğe hitabe belli ki o gün o salonda yazılmaya başlandı. Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin. Gençlikle gurur duyuyorum ve gençliğe güveniyorum. Bugün sizlere her türlü işgal ve istibdada karşı hür ve müstakil bir direnişten yana tavır koyan o gençlerin aziz hatıralarına karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olan bir ablaları olarak hitap edeceğim.